Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz oto alternatörü modifiye edilmiş, sargıları değiştirilmiş, içerisine 12 adet neodim mıknatısı yapıştırılmıştır. 3 faz alternatif akım çıkışı vardır. Ayrıca buradan da artı eksi devire göre yükselen volt da alabilirsiniz. Şuradan artı, şasetten de eksi olarak alabilirsiniz ayrıca. Şu anda gördüğünüz akü şarj konjektörü, akü şarj kontrol cihazına bağlanmıştır. Çıkışı artı eksidir. Şu siyah boştur. Bu siyahı daha sonra rüzgarlı havalarda fren yaptırmak, elektronik fren yaptırmak isterseniz kırmızıyla birleştireceksiniz. Şimdi ben sizlere normal artı eksiyi elimde bulunan küçük bir aküye bağladım. Sizlere nasıl şarj ettiğini göstermek için. Şu anda da gördüğünüz gibi normal bir park ampulü yanmaktadır. Ve akümüz şu anda gördüğünüz gibi bakın 10.55 volttadır. Şunu da, evet, şimdi 10.55 voltu gördükten sonra ben yavaş yavaş diğer bir başka motorla, devir ayarlı motorla bunu döndürüyorum. Bakın şu anda voltaja bakalım. 10.62, tabi yavaş döndürüyorum. Biraz hızlandırdım, voltaja bakalım. 10.84, yavaş yavaş ne oluyor? Şu anda aküyü şarj ediyor. Bakın biraz daha yükselttim. 13.8, bu zararlıdır. 14'e geçti. Biraz düşürüyorum. Yani şu anda çok güzel bir şarj etmektedir. 13.8. Ve gördüğünüz gibi devir çok güzel. Devir ölçelim. Evet, 380. Evet, şu anda doğrusu 690. 690 devirde akü çok güzel şarj etmektedir. Bakın 14 volta çıktı. Tabii bunu düşüreceğiz. Devir çok yüksek oldu. Evet, gördüğünüz gibi akü şarj kontrol cihazı devredir. Teşekkür ediyorum.